Manşete hoş geldiniz. Dersimiz Cumhuriyet 101. Hani öyle denir ya, ekonomi 101, tarih 101 filan. Onun gibi. Cumhuriyetin temel kavramları, ilkeleri, tarihsel arka planı, hedefleri, amaçları nedir? Buna bakmayacağım elbette. Yani bu 20-25 dakikalık bir yayının konusunu da aşar. Fakat Amerika ile başlayalım istedim. Neden bu görüntüyü getirdim ve neden soldaki fotoğraf sağdaki görüntü? Bu Kamala Harris kampanyası tarafından paylaşıldı. Bir hafta kaldı artık. Bir hafta sonra bugün tüm gündem bu olacak. Amerika seçimleri 5 Kasım. Kamala Harris mi, Donald Trump mı? Fakat son kamuoyu araştırmaları artık Donald Trump diyor. Başa baş olması veya Kamala Harris'in bir puan önde olması durumu değiştirmiyor. Delege itibariyle çekişmeli eyaletlerde yürüyen kampanya ve oradaki anketler biraz böyle söylüyor. Dolayısıyla Kamala Harris'in seçilmesi sürpriz olacak gibi bir durum var. Tabii sandıkta bir devrim olmazsa. Her şey gözümüzün önünde oluyor esasen. Cumhuriyet 101'i anlamaya çalışırken de biraz böyle. 101 sene önce olanlar da gözümüzün önündeydi. 101 sene sonra yaşananlar da gözümüzün önünde. Bağlarken de böyle bağlayacağım zaten. Yani dönüp de Avrupa tarihine, Amerika tarihine ya da ne bileyim soykırımlar tarihine, katliamlar tarihine, savaşlar tarihine bakmaya ne acil. O gün de her şey göz önündeydi, bugün de öyle. Şimdi Kamala Harris ile Michelle Obama'ya bakın. Yani Obama çifti son hafta artık asılıyor ve Kamala Harris kampanyasına yoğun bir destek veriyor. Ama yani sağdaki Michelle Obama sanki başkan adayı, soldaki Kamala Harris de sanki başkan yardımcısı adayı. Şimdi ciddi karizmatik farklılık var ve topluluğu coşturma yönüyle de büyük bir farklılık var. Michelle Obama'nın enerjisi mi, Kamala Harris'in enerjisi mi? Michelle Obama'nın konuşması mı, hitabeti mi, onun konuşması hitabeti mi? Onun geriye doğru ortaya koyduğu işte kitabıyla, videosuyla, belgeseliyle ve kocasıyla birlikte yürüttüğü işlerle ve elbette önceki First Lady döneminde yaptığı işlerle daha etkiliydi ve göz önündeydi. Yani Michelle Obama'nın First Lady'liğini koyun, Kamala Harris'in 4 yıllık başkan yardımcılığını koyun. Hangisi, hangi terazi ağır basıyor? Sadece dönemsel olarak karşılaştırın. Bu böyle. Burada da her şey göz önündeydi ve bir biçimde işte Amerika'da Kamala Harris aday oldu. Michelle Obama'nın ismi geçti ama kendi kabul etmedi söyleniyor ama zannediyorum. Sonraki dönem eğer demokratlar kazanabilir güçlü bir aday düşüneceklerse eldeki seçenekler belli. Michelle Obama'yı 2024 geçti gitti diyebiliriz. 2028'de tekrar düşünebiliriz. Cumhuriyet 101. Bu grafiği Gazete Pencere hazırlamış. Ben de oradan getiriyorum. Emeği geçen grafiker arkadaşın ellerine sağlık. Temel ilkeler, kuruluş hikayesi, gelişim süreci, okey, yapısal özellikleri, tamam. Fakat bugün geldiğimiz noktada bunlar yok. Yani tarihsel arka plana baktığınızda da, kavram ve ilkelerine baktığınızda da, o günkü siyasal yapıya baktığınızda da, anayasal hukuk sistemine baktığınızda da ve topluma baktığınızda da, toplumsal değişimleri ve reformları gözlemlediğinizde ve elbette ekonomik yapı. Bütün bunlara baktığınızda dış politika, her şey ama her şey. Atatürk'ün elbette görüşleri, vizyonu neyse ve hedefler, amaçlar. Baktığınızda 101 sene sonra tekrar Cumhuriyet 101'e dönülmesi konuşuluyorsa burada mühim bir demek ki kırılma oldu. O kırılma da geriye doğru elbette AKP'ye mal edilebilir, Erdoğan'a mal edilebilir. 2002 geçişinden bahsedilebilir. 2007 referandumu, 2010 referandumu bunlardan bahsedilebilir. Hepsi unutuluyor. Yani IMF ile anlaşma yapmış, ekonomiyi raylarına oturtmaya çalışan bir hükümet götürürken Başbakan Ecevit başkanlığında 2001-2002 geçişinde bir anda Devlet Bahçeli masayı dağıttı, erken seçim istedi ve o erken seçimde AKP iktidara geldi. 2007'de işte ordu göreve pankartlarıyla Cumhuriyet mitingleri yapıldı. Meclise Cumhurbaşkanı seçtirmediler, anayasa değiştirildi mecburen, başka yapacak bir şey yoktu. Cumhurbaşkanına halk seçer maddesi kondu ve o halk seçer maddesinden 7 yıl sonra da halk seçti. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Eskiler sebep ve illet derler ya, yani sebeplere baktığınızda tarihi arka planında bu var. Her şeyin arkasında aynı günah keçisi yok yani. 2013'e gelindiğinde hukuk, adalet,
rafa kaldırıldı. Yeni bir yargı düzeni, yeni bir polis istihbarat düzeni inşa edildi ve sonrasında yaşananları görüyoruz. Bu 10-12 yıllık bir meseledir geriye doğru. Ve yeni bir şey kondu ortaya. Artık eski cumhuriyetle alakası yok. Hedef ilke amaçları itibariyle de, yapısı itibariyle de. Ve özellikle 2013'ten bu tarafa ortaya konan yeni düzen ve işte taşları döşenen sistem tümüyle ve tümüyle şu dönemin aktörleri eliyle oldu. Bunu tek başına Tayyip Erdoğan, tek başına Devlet Bahçeli, tek başına Doğu Perinçek'le falan izah edemezsiniz. Sıralı pek çok olay ve hadiseyle bugünlere gelindi. Tek başına Deniz Baykal'la veya Kemal Kılıçdaroğlu'yla da izah edemezsiniz. Bakın, ülkenin başındaki yayımladığı Cumhuriyet mesajında, videolu mesajda ekonomiyi çökertme girişimlerinden bahsediyor. Ülkemizi güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. 6 yıldır ekonomi kötü diyor. 6 yıldır ekonomi krizde diyor. 6 yıldır ekonomi vatandaş inim inim inliyor diyor. Hepsinin teyidi var bir cümlede. 6 yılda kaç seçim oldu? 2018, 19, 23, sonra 24. Belediye ve Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçimlerini birlikte söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ha, elbette Venezuela lideri de böyle konuşabilir, Gürcistan lideri de böyle konuşabilir. Bu ülkeleri müstesna tutarak söylüyorum ve benzeri ülkeleri müstesna tutarak söylüyorum. Demokrasisi olan hukukunu oturtmuş, sosyal adaleti oturtmuş, yerleştirmiş, belli bir tarihi ve belli hedefleri olan ülkelerde hiçbir lider çıkıp da 20-22 sene sonra, zaten hiçbir lider 20-22 sene kalmıyor da, çökertme girişimleri falan demez. Sen orada bostan korkuluğu musun diye sorarlar. Türkiye Gazetesi'nin manşeti bugün devlet mutabakatı. Neymiş efendim? Öcalan örgütün lağvedildiğini haykırsın çıkışında. Çıkışı konuşuluyor. Yeni bir çözüm süreci mi falan. Hükümetten Bahçeli'ye tam destek mesajıyla çıkmış bugün. Türkiye. Enteresan bir manşet. Yücel Kayaoğlu imzalı. Daha evvel Yücel Kayaoğlu'nun başka kulisleri, başka manşetleri de var. Çok enteresan. Bu çıkışının ardından Erdoğan Bahçeli'yi tebrik etmiş. Devlet Bahçeli'nin terörün bitirilmesi için yaptığı çıkışların iktidar kanadında nasıl karşılık bulacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanının laf ola beri gele şeklinde bir anlayış söz konusu değil. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz sözleri AKP'nin duruma bakışını netleştirdi. Nihat Zeybekçi, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının arkasındayız dedi. AKP kaynakları da önümüzdeki günlerde DEM, İmralı, Kandil'in pozisyonu netleşir. ABD veya İsrail'le yol yürümeye devam edecekler de görülecek. Türkiye Siyonist plana Kürtleri kurban etmem diyor görüşünü dile getirdiği iki paragrafta her şeyi anlatmış. Ve Bahçeli tebrik edilmiş. Yani Erdoğan ses vermedi, soru sordurmuyor, kendine bir açıklama yapmadı. Aman arkadaşım, aman arkadaş, bu Öcalan çıkışı konusunda Cumhurbaşkanı neyi bekliyor? Ya da ne bileyim, mayın eşeği olarak Devlet Bahçeli'yi mi öne sürdü filan denirken Türkiye manşetten hayır hayır mutabakat var. Bu Erdoğan da şeyi tebrik etti diye manşet attı. Evet. Bu şu ana kadar da yalanlanmadı. Yalanlanacağını da zannetmiyorum. O arada Kuzey Suriye'de Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı üst üste açıklama yapıyor. Mazlum Kobani. Türkiye ile aramızda arabuluculuk yapılıyor da yenisi. Daha önceki açıklamalarında bu Ankara TUSAŞ'taki saldırı bizimle bağlantılı değil, buradan gitmediler filan bir sürü şey söylüyordu. Ve bir yönüyle süreci destekliyordu. Zaten baktığınızda sahadaki Kürt aktörler ve liderler ve gruplar, ordular, örgütler ne derseniz, partiler hepsi Öcalan diyor ve süreci destekliyor. Fransız ajansına konuşmuş. Ajans France Presse ki muteber bir ajanstır. Şu anda bizimle Türkler arasında siyasi askeri diyaloğa başlamak için arabuluculuk yapılıyor demiş. Bunu da önemsiyorum. Haliyle PYD yani bir yönüyle orada oradaki bilgiyi hatırlatalım. SDG'nin omurgasını Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi yani PYD ve Silahlı Kanadı Halk Koruma Birlikleri diyebileceğimiz YPG oluşturuyor. Ama PYD ve YPG Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Fakat doğal olarak SDG de öyle. Fakat belli ki bu artık olayın terör örgütü olarak kabul edilip edilmeme
şeysi geçti, aşaması geçti. Belli ki Mazlum Kobani'yle de bir müzakere yürüyor. Bunu önemsiyorum çünkü Mazlum Kobani demek Kuzey Suriye demek, Rojava demek ve olay Kuzey Suriye Rojava eksenli olarak Öcalan'ın da içinde bulunduğu bir süreçte yürüyor. Onun için konu çok fazla DEM Parti ve Selahattin Demirtaş meselesi değil. Ondan dolayı da dışlandılar. Yani masada değiller. Fakat bu çok boyutlu bir Orta Doğu planının parçası. Bakın, çarşamba günü yani yarın Joe Biden, ABD Başkanı, Kıbrıs Rum kesimi liderini Beyaz Saray'da ağırlayacak. Kıbrıs Rum kesimi lideri diyoruz ama esasen o Kıbrıs Cumhuriyeti. Yani dünyanın tanıdığı bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Avrupa Birliği üyesi. Enteresan. Amerika'nın Doğu Akdeniz stratejisinin dönüşümündeki son halka yorumları yapılıyor. Doğru, katılıyorum. Yani bu yaşanan hadise, İsrail hareketliliği, işte Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin yerleşimine son vermesi, Lübnan'a bir harekat düzenlemesi ki orada da artık İsrail askerleri çok kayıp vermeye başladılar. Çünkü karşılarında Lübnan ordusu var ya da Hizbullah'ın silahlı kanadı var. Hamas demek değil bu. Öbür tarafta İran'la bir nevi it dalaşı kaynıyor, kabarıyor Orta Doğu. Kuzey Suriye, Kuzey Irak'a dönük bir takım Kürt veya potansiyel Kürt hareketliliği veya yeni siyasal durum nasıl olacak müzakeresi ki Türkiye'de başlatılan veya başlatılmaya çalışılan Öcalan'ın da devreye sokulduğu süreç, çözüm süreci derken bunun içinde Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'tan bağımsız değil, Doğu Akdeniz'den bağımsız değil. Peki size bu hikayeyi bu biçimde anlatıyorlar mı? Hayır. Konu bu. Selim Küneral paylaşmış, eski bir diplomattır. Kazan'da yapılan BRICS zirvesinde Erdoğan Putin dışında Venezuela, Özbekistan, Kongo, Vietnam liderleriyle ikili görüşme yapmış. Yani Kongo ve Vietnam liderleriyle ne yapıyorsun ayrı bir konu. Fakat diyor ki yani asıl önemli olan Çin, Hindistan, İran gibi ülkelerle bir araya gelmendi, gelmedin. Dolayısıyla BRICS zirvesi zannediyorum Türkiye açısından veya Erdoğan açısından çok iyi gitmedi. Sadece orada boy gösterdi, liderler fotoğrafına girdi falan, o kadar yani. Konuşulmuyor. Akit'in bugünkü manşeti. Şimdi etki ajanlığı yasası geliyor. Komisyondan geçti, meclise geliyor. Artık yani yaptığınız, şöyle söyleyeyim. Can sıkan her şey iç ve dış devletin siyasal yararları aleyhine değerlendirilip yabancı bir devletin ajanlığı kapsamına sokulabilir. Hatta bu savaş veya harekat zamanındaysa 8 ila 12 yıl kendinizi Kodeş'te bulabilirsiniz. Şimdi bu doğrudan yazma, çizme, konuşma, anlatma demek. Çünkü söylediğin her şey, şimdi şu son 3-5 dakikada yaptığım analizler bile devletin iç ve dış siyasal yararları aleyhine değerlendirilebilir. Ya da beni, bu İngiltere'den yayın yapıyor, kesin Birleşik Krallık amaçları doğrultusunda veya işte MI6 amaçları doğrultusunda bir şeyler söylemeye çalışıyor Türk kamuoyuna der. Almanya'dan yayın yapan öyle, Amerika'dan yayın yapan öyle. Türkiye'den yayın yapan da aynı şekilde başka ülkelerin amacına hizmet ediyor biçimde konumlandırılıp hakkınızda bir hüküm verilebilir. Zaten bunu da Akit bugün manşetinde doğru koymuş. Gazeteciliğe değil, ajanlığa engel. Gazetecileri biz ajanlık olarak yaftalayacağız. Gazetecilik serbest resmi bültenlerle, dolayısıyla bizim işimiz ajanlarla demeye getiriyor Akit. Hukukçular etki ajanlığı yasasını Akit'e değerlendirdi filan. Önemsiyorum Cemre Birant. Çiğdem Koç ziyaret etmiş. Kendisiyle görüşmüş ve bir fotoğraf paylaşmış. Ve orada bir altını çizdiği bir satır var paylaşımında. Cemre Birant kim olduğuna bakmaksızın haksızlıkları, mağduriyetleri dile getiren, vicdanının sesini bastırmak bir yana, o sesi daha da duyulur kılmak için uğraşan nadir insanlarda. İşte bundan dolayı tamamen sebepsiz X platformu, hesabı Türkiye'den görünmez kıldı. Ben burada görebiliyorum ama Türkiye'den bağlananlar göremiyor. Tamamen işte bu Fethullah Gülen'in vefatı münasebetiyle işte başsağlığı dileyenler veya taziyede bulunanları biz engelledik deyip bir mahkeme kararı çıkartıp o torbaya canlarını sıkan her şeyi de doldurup aylardır mesaj paylaşmayanları dahi doldurup İşte 100 küsur hesap, 200'e yakın bloklandı geçti. Elon Musk. Hayat memat mücadelesi veriyor şu anda Trump seçilsin diye. Yoksa diyor, ben de bittim.
daha sert bir küfür var da öyle ben çevirdim. Şimdi dünyadan bir iki kare getireceğim size. Erbil, hani Kuzey Irak falan demişken ama Erbil'de bambaşka bir gerçeklik var. Jeneratör sahipleri kesintisiz elektrik projesini protesto etmiş. Erbil'de elektrik kesintili veriliyormuş. Ondan dolayı da jeneratör üreticileri veya işte şeyler, jeneratör sahiplerinin temsilcisi falan konuşmuş. Falan. Yani diyor bu konuda da biz hükümetle anlaşmıştık ama diyor hükümet ne yaptıysa kesintisiz elektrik verme kararı aldı. E ne yapacağız şimdi biz diyor. Yani her konuda bir şey, bir taraf ekmek yiyor. Yani toplumun bir kesimi acayip bir biçimde ya da ekonominin bir kesimi mesela burada kesintisiz elektriğe karşı. Niye? Jeneratör sektöründe ekmeğimden paramdan olacağım. Peki doğru haklı mı bu? Hayır haklı değil. Doğru değil. Elektrik kesintisiz olmalı. Sen de gideceksin kendine başka bir iş bulacaksın. Ya da jeneratörleri başka biçimde pazarlayacaksın. Yani herkes eylem yapıyor. Bir başka konu. Yani biz nelerle uğraşırken millet nelerle uğraşıyor demiş ama Türkiye'den bunu paylaşanlar pek öyle değil. Avustralya'da Başbakan Kantaş Hava Yolları ki Avustralya'nın milli hava yollarıdır. 10 yılda 22 kere ekonomi sınıfından ücretsiz olarak business sınıfına yükseltilmiş veya upgrade edilmiş. Yani ekonomi sınıfından bilet alıyorsunuz, sizi business'ta uçuruyorlar. Tabii yani ekonomi sınıfıyla business arasındaki fiyat farkı 5-10 kat uçuşa göre, uçağa göre. Ayrıca business kalitesi de uzun uçuşlarda çok daha farklılaşıyor. Neyse, şimdi ya bu mu Türkiye'den paylaşanlar, yani buna mı kaldı canım bizim bir sürü bir meselemiz varken diyor ama Avustralya gibi ülkelerde bu önemli. Bunu yapamazsın. Bunu yaparsan başın belaya girer ve siyasi hayatın biter. Hatta bunun hesabını vermek zorunda kalırsın. Yüklü bir tazminat ödersin. Daha başka neler olur bilmiyorum. Yani bir kanuni takibat gerekir söz konusudur. Yoksa buna gelene kadar evet Türkiye'nin bir sürü meselesi var ama bu tür şeyler önemlidir. Ayrıca yakıştıramadım Avustralya'ya yani. Enteresan. Bana bu çok enteresan geldi. Yani bir başbakan 10 yıl boyunca 22 kere ekonomi sınıfı bileti business'a yükseltilmiş, upgrade edilmiş. Yani 10 yıl da sürmüş bu. Kimse de haber almamış. Ve bu adam bunu 10 yıl boyunca da fütursuz yapmış. Yani işte o kültürün içinde yetişince de bazen böyle çürükler çıkabiliyor. Enteresan yani. Fakat şunu Almanya'dan gelen ekonomi ve özellikle Volkswagen otomobil, otomotiv sektörü ve otomotiv krallarındandır. Özellikle Avrupa'da. Mühim bir, başat bir aktördür. Volkswagen'in 3 fabrikasını kapatması, 10 fabrikadan 3 fabrikasını kapatması ve kalan fabrikalarda da on binlerce kişiyi işten çıkarıp mevcut maaşları %10 düşürmesi enteresan ve önümüzdeki 2 yıl boyunca da maaş artışı yapmayacak olması enteresan falan. Yani bir yönüyle evet küçülüyor, bir yönüyle adapte olamadı, bir yönüyle de firma konsolidasyonları yaşanıyor, başlıyor ya da. Fakat benim diyebileceğim şey şu, görebildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla Almanya öteden beri getirdiği ekonomik ve endüstriyel yapısını yeni çağa ya uyumlayamadı ya da uyumlamakta problem yaşıyor. Mesela Volkswagen deyince akla Çin'in devreye soktuğu elektrikli oto. Elektrikli oto pazarında gerçekten son derece rekabetçi fiyatlarla falan devreye girmesi falan geliyor ama tek başına otomotiv değil. Elbette Almanya sadece otomotivde değil, inşaatta başka sektörlerde de önemli. Fakat sanki bir önceki endüstriyel liderliği 2020'lerde, 2010'lardan ve 2020'lerden itibaren çevirememiş, evirememiş gibi bir hal var. Ve bu Alman ekonomisi açısından çok hayra alamet değil. Şimdi geçelim Cumhuriyet 101 tamamlama konuşmasına. Bunu Voltaire'e atfen paylaşıyorlar sosyal ağlarda. Sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi çalar. Politik hırsızsa geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, gülümsemenizi çalar. İkisi arasındaki fark sıradan hırsız sizi seçer. Siyasi hırsızıysa siz seçersiniz. Voltaire'e atfetmişler ama Voltaire'in değil böyle bir laf. Ama laf güzel. Onun için ben altına imza atmadan bu dolaşımdaki lafı getirdim ekrana. Dün ekrana getirmiştim. Bir kere daha üstünden geçeyim. Cumhuriyet 101 derken hatırlatmakta yarar var.
Anne Applebaum, Donald Trump'ın rakiplerini haşerat gibi yaşayan sol haydutlar olarak adlandırmasını şöyle özetliyor veya şöyle analiz ediyor. En son bu dili Adolf Hitler kullanmıştı. Muhaliflerinizi böcek ya da hayvan olarak insanlıktan çıkartırsanız, haşere gibi ezmekten bahsederseniz onları çok daha kolay tutuklayabilir, yok edebilirsiniz. Haşerat iseler ifade özgürlükleri ya da herhangi bir özgürlükten yararlanamazlar demiş. Ve yine Nilgün Cerrahoğlu'nun Cumhuriyet'te yazdığı yazıyı önemsiyorum. Nazi toplama kampı, Auschwitz'i bizzat yaşayan Nobelli Primo Levi, bunlar da mı insan eserinde faşizmin yükselişini anlatırken her şeyin başlangıcı utanmaz, arlanmaz, pervasız bir kamuoyu inşasıdır diyor. Öncelikle yoğun propaganda makinesi çalışır diyor. Günah keçisi saptanan kesimler toplumdaki varlık meşruiyetlerini kaybedene dek aşağılanır, bir kez insan altı yaratıklara indirgenip varlıksal meşruiyetlerini yitirdikten sonra artık tümüyle dışlanıp ezilip yok edilirler. Bu yok edilişe toplu olarak kitlesel muhalefeti sindirmek, pıstırmak da dahildir. Sürece paralel olarak hukuk devleti aşama aşama zehirlenerek iflas eder. Zurnanın zırt dediği yerde tam burasıdır diyor. Ve bir mesaj daha. Bu da Amerika ile ve yaklaşan seçimlerle ilgili. Nilgün Cerrahoğlu'ndan gelsin. Kendi mesajı bu defa. %15-18 arası bir kararsız kitlesi var Amerika'da. Kararsızlar acaba neyi bu kadar inceleyip sık dokuyor? Adam faşist olsun ama sorunların üstesinden gelirse ancak o gelir mi diyorlar. Gerçek şu ki faşizm tabu olmaktan çıktı. Ki bunun altını çiziyorum. Faşizm tabu olmaktan çıktı. Göç, savaşlar, satın alma gücünün düşüşü, orta sınıfın budanması gibi somut sorunlar antifaşizm söylemlerini geri plana itti ve etkisizleştirdi. Trump'a destek olmak için ayrıca bir Musk misali ellerindeki bütün güç ve varlıklarını seferber eden büyük oligarklar var ki onlar ayrı yazı konusu demiş. Evet, her şey gözümüzün önünde oldu, oluyor, olacak. Cumhuriyet 101 derken bu 101 sene önce de böyleydi, 101 sene sonra da böyle. Nazım Hikmet'le kapatalım mı bugün manşeti? Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.